Sesim geliyor mu? Şu anda sesle ilgili bir sıkıntımız var mı? Tamam. Tamam. Merhaba Feyzacığım, nasılsın? Selamlar arkadaşlar, ben Ebru Çorbacıoğlu. Önümüzdeki dönem İcra Fes Hukuku derslerimizi beraber işleyeceğiz. İcra Fes Hukuku bizim için çok önemli ders. KPSS'de de, diğer sınavlarda da, kurum sınavlarında da. Kolay gelsin Feyzacığım. En önemli derslerimizden biri, niye standart sapması oldukça yüksekte o yüzden. Değerli arkadaşlarım, İcra Fes Hukuku ve diğer derslerimizin en büyük payı KPSS'de alan derslerinde öğrencilerimizin biraz daha zorlanması. Ama alan derslerinde de bizler nokta atışı yaparak sınavlarda sınav öncesi bol soru çözmenizi sağlayarak soru gelecek gelebilecek yerlerin önemli konuların üzerinden geçerek sizi sınava hazırlamaya çalışacağız. Şimdi KPSS sınavına daha önce giren arkadaşlarım olmuştur. Bu sınavlarda neler soruluyor? Şunu unutmayalım. 200-250 bin kişi bandında sınava giren kişinin olduğu bir sınavı eleme sınavı olarak düşündüğümüz zaman ÖSYM'nin bizi elemeye çalışacağına dikkat edelim. Bunu da arkadaşlar işte mesela kanun değişikliklerini sorarak sonra öncüllü sorulardan tam doğruları ay teşekkür ederim. Ne güzel çıkar. Hemen hemen 15 yıldır bu alanda hem kitap yazıyorum hem ders anlatıyorum. Aşağı yukarı ha şey, borçlar hukuku, evet. Borçlar hukuku ve icradan genelde nelerden gelebileceği belli. Peki icra fes hukukunda biz bu sene neleri bekliyoruz? İcra fes hukukunda tabii ki değişiklikleri bekliyoruz. Neden? 2021 yılında arkadaşlarım 19 Haziran'da Konkordato'da değişiklik oldu. Sonra 2021 yılında arkadaşlarım yine Kasım ayında satışla ilgili çok önemli değişiklikler oldu. Satış isteme sürelerimiz değişti. Tabii buralardan soru gelecek arkadaşlarım. Yine biz buradan soru gelecek demiştik bu yıl arkadaşlar. İşte icranın geri bırakılması dediğimiz 36. maddeden KPSS'de olay soru sordular. Şimdi şöyle düşünün. Tabii detaylı anlatacağız ama sadece örnek vermek istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Karar elinize geldi, dava açtınız, davayı kazandınız ve karar elinize geldi. Siz de bunu ne yaptınız arkadaşlarım? İcraya koydunuz. Karşı tarafta bunu istinaf yoluna götürdü. İstinaf yoluna götürürken icranın geri bırakılması kararını karşı taraf arkadaşlar borçlunuz. Ne yapacak artık? Yapılan değişiklikle 2021'den itibaren artık arkadaşlar Bölge Adliye Mahkemesi'nden değil İcra Mahkemesi'nden isteyecek. Bu da bizim neydi arkadaşlarım zaten? Temmuz ayındaki sınav sorumuzdu. Peki arkadaşlarım. Şimdi 2022 sınav sorumuz. Neden? Çünkü bu değişti. Peki neden artık icra mahkemesinden alınıyor? Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükü o kadar arttı ki arkadaşlar, icranın geri bırakılması, icranın ertelenmesi için artık Bölge Adliye Mahkemesinin iş yükünün fazla olmasından dolayı dedi ki kanun koyucu bunları icra mahkemeleri yapsın. Bize de sınavda soruldu. Yine bu sene ne gelir? Bu sene de satış bize sınavda sorulabilir. Şimdi biz derslerimizi şöyle işliyoruz arkadaşlarım. Önce icra teşkilatını anlatıyoruz. İcra dairelerini, icra mahkemesini, bunların görevlerini anlatıyoruz. Sonra arkadaşlarım genel haciz yoluyla başlıyoruz. Önce takibi başlatıyoruz, takibi kesinleştiriyoruz. Çünkü takip kesinleşmeden haciz yapılması mümkün değil. Sonra hacizimizi yapıyoruz. Her yıl arkadaşlarım mutlaka hacizden bir soru çıktığını görüyoruz sorularda. Hacizi gerçekleştirdikten sonra haciz ettiğimiz malın satışını yapıyoruz. Satışı yaptıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıra cetveline göre bunların dağıtımını yapıyoruz. Sonra yorum ben gidiyor, kavga bitiyor. Sevgili arkadaşlarım, farklı farklı yollarımız var, takip usullerimiz. Bunun en geniş, en belirleyici olanı genel haciz yolu. Para ve teminat alacaklarımız için bu yola gidiyoruz. Sonra elimizde bir arkadaşlar kambiyo senedi varsa, kambiyo senedimiz neydi? Bono, poliçe, çek. Elimizde bir kambiyo senedi varsa o zaman kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapıyoruz. Elimizde arkadaşlarım rehinli bir mal var.
rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıyoruz. Mesela bankadan araç kredisi çektiniz ve Allah korusun ödeyemediniz bunun parasını. Arabanızın arkadaşlar mülkiyeti kendiliğinden bankaya geçmez. Ya da ev kredisi çektiniz, ev kredisini ödeyemediniz. Evinizin mülkiyeti kendiliğinden arkadaşlar niye geçmez? Bankaya geçmez. Bizde parayla tatmin ilkesi esastır. Yani o mallar önce paraya çevrilir. Parayla arkadaşlar banka kendi parasını içinden alır. Peki, demek ki sistem böyle. Bu da rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip. Mesela ilamlar, yani mahkeme kararlarını ilamla icra yoluyla takip yapıyoruz. Mahkeme kararlarını alıyoruz, icraya koyuyoruz, ilamla icra. İflas, tacirler arkadaşlar, tacir gibi sorumlu olanlar iflas hükümlerine göre ne oluyor? Parası dağıtılıyor, alacaklar alacağına kavuşuyor. İster iflasa tabi olsun, ister olmasın, ödeme güçlüğü altında olanlar içinde konkordato yolumuz var. Peki, şimdi son 20 yılın sorularına baktığımız zaman, hatta 25 yıla kadar baktığımız zaman size şunu söyleyebilirim, çıkmış sınav sorularını çözen biri olarak. Mutlaka hacizden bir sorumuz geliyor her yıl. Sonra arkadaşlar icra iflas hukukunda süreler çok fazla. Ben dersimi anlatırken size bu süreleri bir tablo halinde vereceğim. İcradaki bütün süreleri. Her yıl bunlardan da bir soru çıktığını görüyoruz. Bir tane süre sorusu bize çıkabiliyor. Sonra yenilik, değişiklik ne demiştik? Satış. Satış isteme süreleri değişti. Nasıl geçen yılki KPSS'de değişiklik olan icranın geri bırakılması, icranın ertelenmesinin artık icra mahkemesinden isteneceği sorulduysa, bu yeni değişikliktir, 2021 değişikliğidir. Satış da bize soru olarak gelebilir. Tabii yenilik olan konkordatonun da bize soru olarak gelebileceğinden bahsedebilirim. Peki sevgili arkadaşlarım, icra işlemlerimiz nerede başlıyor? İcra teşkilatı. Sevgili arkadaşlar, şimdi her asliye mahkemesi yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunuyor. İcra daireleri tüm makamlarla, mercilerle doğrudan yazışma, muhabere edebilme yeteneğine sahip. İcra dairesi icra mahkemesinin denetimi altında ama icra mahkemesine bağlı bir organ değil. Çünkü icra dairesinde çalışanlar bildiğimiz 657 sayılı devlet memurları. İcra dairesinin cebir yetkisi var. O cebir yetkisini biz nerede görüyoruz? Haciz yaparken görüyoruz, değil mi? Bu anlamda polisle birlikte gidiyor, kilitli kapıyı açtırabiliyor arkadaşlarım. Borçlunun cebindeki parayı bile alabiliyor. Sonra elindeki telefonu alabiliyor. Cebir yetkisi, kanundan doğan yetkinin kullanılması. Hatta biz bunu daha sonra nerede göreceğiz? Borçlu hukuku dersimizde arkadaşlar hukuka uygunluk sebebi olarak göreceğiz. Bir polisin, bir jandarmanın, bir icra müdürünün cebir yetkisi dolayısıyla hukuka uygun hale geliyor yaptığı işlemler. Peki, icra dairelerinin yetkisi nasıl belirleniyor? Adalet Bakanlığı tarafından belirleniyor. Ne yapar bu icra dairesi? İcra daireleri arkadaşlarım takip talebini alır. Takibin türüne göre ödeme emri ya da icra emri gönderir. Haciz yapar taleple. Taleple satışı gerçekleştirir. Borçlulara nasıl para ödenecek? Alacakların arkadaşlar alacağı ne? Borçlu parayı alacaklarına nasıl ödeyecek? Sıra cetvelindeki sıraya göre ödeyecek. Paraları paylaştırır. Alacağını alamayan alacaklıya aciz vesikası düzenler. Sevgili arkadaşlarım, aciz vesikası da bizim için oldukça önemlidir. Aciz vesikasını da çok sıklıkla soru geldiğini aciz vesikasından görebiliyoruz. Peki, aciz vesikası icrada arkadaşlarım. Kesin ve geçici aciz vesikası olmak üzere ikiye ayrılır. İflasta sadece kesin aciz vesikası olarak düzenlenir. 20 yıldır zaman aşımı, borcun arkadaşlar bir kısmını karşılıyorsa borçlunun malları, geçici aciz vesikası düzenlenir. Hiçbir borcu karşılamıyor, hiç mal mülk yok, o zaman kesin aciz belgesi vardır. Bu düzenlenir. Arkadaşlar tabii ki bunlarla sınırlı değil icra dairesinin görevleri. Ancak genel olarak sorularda bunların sorulduğunu görüyoruz. Şimdi icra dairesinin yükümlülükleri bize soru olarak gelir mi? Tabii ki gelir. Olumlu yükümlülükleri var ve olumsuz yükümlülükleri var. Yani yapabilecekleri var, yapamayacakları var.
Şimdi olumlu yükümlülüklerinden birincisi şu. Dosya açmak ve tutanak düzenlemek. Hiç icra dairesine gittiniz mi bilmiyorum. Ancak arkadaşlarım, icra dairelerinde bir sürü dosya var gittiğiniz zaman. Her dosya bir borç ilişkisini gösteriyor. Ve yapılan icradaki tüm işlemleri siz o tutanaklardan görebiliyorsunuz. Dosyaları gördün mü Feyza'cığım? Evet, her dosya bir borç ilişkisi gösteriyor çünkü. O tutanaklarda yapılan tüm işlemleri görmeniz mümkün değerli arkadaşlarım. Şimdi bu tutanakların özellikleri bize soru olarak gelebilir. Geçmişte geldi. Bu tutanaklar aleni. İlgisi olan herkes, sadece dosyanın tarafları değil, herkes bunu inceleyebiliyor, bundan bir örnek alabiliyor. Ve bu tutanakların ek aksi her türlü delille ispat edilebiliyor. Ancak eğer tutanaklar bir hukuki işlem gücündeyse, hukuki işlem mahiyetindeyse bu tutanakların aksi ancak kesin delille ispatlanabiliyor. Yine arkadaşlarım, Concordato komiseri, Concordato tasfiye memuru da ileride anlatacağız. Tutanak düzenliyor ve bu tutanaklarda yapılan tüm işlemler gözüküyor. Hatta icra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçesi de belirtilerek bu tutanağa yazılmak zorunda. Demek ki dosya açmak ve tutanak düzenlemek olumlu yükümlülüklerinizden bir tanesi. Sevgili arkadaşlarım, şimdi 2012 yılında hayatımıza elektronik imza girdi. Elektronik imza da ıslak imza ile aynı fonksiyona sahip. Elle atılan imza ile aynı güce sahip. Ama biz her sözleşmeyi elektronik imza ile imzalayamayız. Ya da her arkadaşlar, mesela teminat sözleşmeleri bankalarda yapılan nedir? Islak imza ile yapılmalıdır. Bono, poliçe, çek, kambiyo senetlerini güvenli elektronik imza ile imzalamanız mümkün değildir arkadaşlarım. Onun dışında güvenli elektronik imza ıslak imzayla aynı ispat gücüne sahiptir diyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlarım, UYAP denilen bir sistem de hayatımıza 2012 yılında girdi. Artık işlemlerimizi UYAP denilen Ulusal Yargı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapabiliyoruz. Şimdi normalde icra dairesi çalışanları devlet memuru demiştik ya arkadaşlarım. Bunlar devlet memurları olmaları sebebiyle 8.30, 5.30, 9, 6 gibi çalışırlar. Yani mesai böyle biter. Ama UYAP üzerinden bir işlem yapacağınız zaman gece 24'de 00'a kadar yaptığınız işlem bugün için geçerli sayılır. Yani bugün ayın 8'i 23.59'da bir işlem yaparsanız bugün yapmış olursunuz. UYAP'taki sistem gece 00'da ertesi güne devreder. Demek ki birinci olumlu yükümlülüğümüz neymiş? Dosya açmak ve tutanak düzenlemekmiş icra dairesi çalışanı olarak. İkinci olumlu yükümlülüğü ise para ve değerli şeyleri tevdi etmek, almaktır. Nasıl? Arkadaşlar, hacı sırasında para, kıymetli evrak, kıymetli maden varsa buna direkt icra müdürü fiilen ya da icra dairesi çalışanları, biz icra müdürü diyoruz ama icra müdürleri hiç hacize gitmiyor pratikte, ama bizim sınav sorularımızı hazırlayan hocaların hiç haciz falan hayatlarında gördükleri yok. Onlar kanunda ne varsa bize onu soruyorlar. Ama pratikte icra müdürü kraldır arkadaşlarım. İcra müdürleri öyle hacize falan gitmezler. Şimdi ama diyor ki kanun, icra dairesi çalışan icra müdürü haciz sırasında 3 şeye fiilen el koysun diyor. Para, kıymetli evrak, bono, poliçe, çek, kıymetli maden, altın, pırlanta vesaire. Çünkü arkadaşlar, haciz sırasında eğer bunlara fiilen el koymazsanız parayı harcar borçlu. Kıymetli evrak cirolar, kıymetli madeni de satar, altın her gün yükseliyor değil mi? Yine en önemli değişiklik şu şekilde 2012 yılında yapılmıştır. Zaten kanunumuzun en büyük değişikliği 5-7-2012 yılında olmuştur arkadaşlarım. Sonra 2018'de yapılmıştır kanunumuza değişiklik. İflas ertelemesi kaldırılmıştır. Sonra arkadaşlarım 2021'de gördüğünüz gibi geçen seneki değişiklikler, ilk dersimizin başında anlattığım değişiklikler olmuştur. Şimdi yapılan 2012'deki en büyük değişiklik şudur ve sınav sorusu olarak gelir. Artık icra dairesi yapılan ödemeleri kabul etmiyor. İcra dairesi de gelip de arkadaşlar daireye böyle elden para yatırmıyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nın belirlediği bir banka var. O bankaya para yatırılıyor ama haciz esnasında fiilen paraya el koymak bununla aynı şey değildir. Haciz sırasında zaten 3 şeye fiilen el koyuyor demiştik. İcra dairesindeki çalışanlar, para,
kıymetli evrak ve kıymetli maden. Demek ki iki tane olumlu yükümlülüğü varmış icra dersinde çalışanların. Gelelim olumsuz yükümlülüklerine. Sevgili arkadaşlarım, yani yapmaması gerekenlere. Olumsuz yükümlülüklerimizden birincisi şu: İcra dairesi çalışanları kendisine ya da yakınlarına ait iş göremezler. Kanunumuzun 10. maddesinde düzenlenmiş bu durum. Bu ne demek? İcra müdürü kendisinin, karısının, kocasının, nişanlısının, kan kayın hısımlığı yönünden alt soyun, üst soyun, 3. derece dahil kan kayın hısımlarının, kanun temsilci, vekil, müstahdemi bulunduğu kişilerin işlerini göremez. Şimdi göremez derken, eğer şikayet etmezseniz işlemler geçerliliğini korur. Yani icra müdürü nişanlısının işine bakıyorsa karşı tarafın bunu şikayet yoluyla icra mahkemesine bildirmesi lazım. İcra müdürü de bunu derhal icra mahkemesine bildirmeli. Demek ki kendiliğinden buçtan, yani geçersizlik durumu burada yok. Burada ne var arkadaşlarım? Şikayet üzerine işlemin iptali gerekiyor. Aksi takdirde işlem geçerliliğini sürdürecek. İkinci olumsuz yükümlülüğü ise sözleşme yapma yasağıdır. Sevgili arkadaşlarım, icra dairesi çalışanları baktığı dosyalarla ilgili sözleşmesel bir ilişki içine giremezler. Mesela orada bir ev satılıyor kendi icra dairesine bağlı bir yerde. Sevgili arkadaşlarım, onun ihalesine giremezler. Borca kefil olamazlar. Alacağı temlik edip, ya ben bu işleri çok iyi biliyorum, sen bana devret, ben bu alacağı kendi alacağım gibi tahsil edeyim diyemezler. Demek ki sözleşme yapma yasağı arkadaşlar yakınlarına ait iş görme yasağına göre çok daha radikal, çok daha sert bir yasak. Çünkü sözleşme yapma yasağına uyulmazsa yapılan işlemlerin hepsi batıldır, geçersizdir. Ancak yakınlarına ait iş görme yasağına eğer uyulmazsa, şikayet edilmezse işlem geçerliliğini koruyacaktır. Peki en çok soru gelen yerlerden biri aslında bu genel hukuk alanla ilgili bir durum. O da şu. Yudum çayımdan alayım. Şimdi arkadaşlarım, Anayasanın 129. maddesini size hatırlatmak istiyorum. Anayasanın 129. maddesi der ki, devlet memurları tazminatı gerektirir bir suç işlerse dava kimi açıyorduk? Bana söyler misiniz? Devlet memurları tazminatı gerektirir bir suç işlerse kime açılır dava? Devlete açılır. Hem anayasa sorusu hem idare sorusudur. Şimdi icra dairesi çalışanları da devlet memurudur 657 sayılı. Adalet Bakanı'nın memurlarıdır bunlar. Dolayısıyla bunlar da arkadaşlar tazminatı gerektirir bir suç işlerse, dikkat edin, tazminatı gerektirir bir suç işlerse diyorum, o vakit ne olacaktır arkadaşlarım? Dava kime açılacaktır? Dava devlete açılacaktır. Devlet de ödeme tarihinden itibaren bir yıllık sürede rücu edecektir. Bu arkadaşlarım tüm devlet memurları için geçerlidir. Anayasanın da 129. maddesinde, devlet memurları kanunumuzun da 125. maddesinde düzenlenmiştir. Demek ki arkadaşlarım, hukuki sorumlulukta birinci dereceden sorumluluk kime aitmiş? Devlete aitmiş. Dikkat edelim. Devlet ne yapıyormuş arkadaşlar? Tazminatı ödedikten sonra kusurlu memura rücu ediyormuş. Soru olarak gelir mi? Gelir. Yine arkadaşlarım, geçen sene icra dairelerinin başına kanun koyucu bir icra dairesi başkanlığı ekledi. Şimdi icra baş müdürü ondan sonra ve icra dairesi başkanlığı kuruldu. Bu da bir yeniliktir. Nasıl olduğunu uygulamada göreceğiz. Şimdi gelelim icra mahkemesine. Tabii dersimizde bunları biraz daha detaylı anlatacağız. Dersimizde arkadaşlar, mesela biraz önce anlattığım yerlerle ilgili hemen dersin içinde gelebilecek soruları çözeceğiz, örnek sorularımızı. Şimdi icra mahkemesinin eski adı neydi? İcra Tetkik Merceği'ydi. 2012'de 5 Temmuz'da dedik, kanunumuz değişti. Bu kanun değişikliğiyle beraber ne oldu arkadaşlarım? İcra mahkemesi haline geldi. İcra dairesi çalışanlarını biz ne yapıyoruz?
icra mahkemesine yaptıkları işlemlerden dolayı şikayet edebiliyoruz. O yüzden genel olarak şikayet deyince aklınıza ne gelsin? İcra mahkemesi gelsin. Peki. Sevgili arkadaşlarım, icra mahkemelerindeki işler ivedi, acelesi olan işler. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. Basit yargılama ne? Şimdi hukuk muhakemelerinde sadece iki tane yargılama usulü kalmıştır. Biri basit, diğeri yazılı yargılama. Basit yargılamada dava dilekçesi ve cevap dilekçesi şeklinde ne olur? Dava görülür. Kısa. Herkese birer dilekçe hakkı verilir. Peki icra mahkemesinin şu özellikleri yine bizim için sınav sorusudur. İcra mahkemelerinde her türlü delille değerlendirme ilkesi uygulanmaz. Bu mahkemelerin acelesi vardır arkadaşlarım. Belge üzerinden inceleme yapılır ve yemin, tanık deliline başvurmak mümkün değildir. Elinde dosyada ne varsa hakim ona göre çabuk inceleme yapıp hemen karar vermek zorundadır. O da tanık gelsin, onu dinleyeyim, o yemin etsin, onlarla uğraşamaz. Şimdi belgeyle sınırlı inceleme yapan icra mahkemesinin amacı maddi anlamda gerçeğe ulaşmak değildir. O yüzden icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Bu ne demektir? Bu da şu demektir. Yeniden dava açabilirsiniz demektir. Maddi anlamda kesin hüküm oluşturan bir karar varsa yeniden o konuda dava açamazsınız. Maddi anlamda kesin hüküm oluşturmayan bir kararla ilgili yargılamanın yenilenmesi olan olağanüstü kanun yoluna da başvurmamız mümkün değildir arkadaşlarım. Üç özelliği varmış. Neymiş? Bir, her türlü delile değerlendirme ilkesi yok. İki, kararlar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Üç, nedir arkadaşlar? Yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Bu üç kuralın da arkadaşlarım üç tane istisnası var. Çok sever ÖSYM sorar. İhalenin fesi, istihkak ve icra iflas kanunu 89'a 4'ten kaynaklı tazminat davalarında her türlü delile değerlendirme ilkesi vardır. Kararlar maddi anlamda kesin hükümdür ve yargılamanın yenilenmesi yolu açıktır arkadaşlarım. Şimdi demek ki şöyle bir giriş yaptık biz dersimizde. İcra dairesi çalışanları, bunların görevleri arkadaşlarım, olumlu ve olumsuz yükümlülükleri sınav sorusu olarak bize geldi. Yine arkadaşlarım, cebir yetkisi. Bu ne? İşte icra müdürü ve orada çalışanlar haciz sırasında borçlunun cebinden zorla para alabilir. Çok sever. Arkadaşlar, üç şeye zaten fiilen el koymak zorundadır dedik. Para, kıymetli evrak, kıymetli maden. Haciz sırasında bunlar bize soru olarak gelebilir. İcra mahkemesinin denetiminde icra dairesi ama icra mahkemesine bağlı çalışmıyor. Adalet Bakanlığı'nın 657'li devlet memuru çalışanlar. Ama yaptıkları işlemlerden dolayı onları nereye şikayet edebiliyoruz? İcra mahkemesine. Şimdi biz dersimiz başladığı zaman, ilerleyen dersimizde şunları göreceğiz arkadaşlarım. Hangisi icra mahkemesinin görevine girer, hangisi genel mahkemelerin görevine girer? İcra bölümünde en çok bunları göreceğiz. Çünkü icra mahkemesinin görevine giren bir sürü iş var. Mesela şikayet. İcra dairesi çalışanlarını biz nereye şikayet edebiliyoruz? İcra mahkemesine. Bir giriş yaptık, böyle kısa bir giriş. Tabii ki icra mahkemesi, icra dairesini tanıdıktan sonra asıl ana derslerimizde arkadaşlarım genel haciz yoluyla başlayıp bütün takip usullerini görüp takibi kesinleştirdikten sonra hacizimizi gerçekleştireceğiz. Hacizden her yıl bir soru geliyor mutlaka. Sonra arkadaşlarım satışı gerçekleştireceğiz. Sonra sattığımız paraları da paylaştıracağız. Böylece icra bölümünü bitireceğiz arkadaşlarım. Peki, bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Hayır. Şöyle söyleyeyim Feyza. Herhangi bir devlet dairesinde çalışırken de başında bir müdürün olur. Müdür senin oranın çalışma düzenini ne yapar? Sorgular. Ama icra dairesi çalışanlarını, tabii ki müdürün dediklerini yapacaklar, bu ayrı bir şey ama icra dairesi çalışanlarının yaptığı işlemlerde mesela haciz sırasında cebine para attı. Değil mi? Mesela haciz edilmemesi gereken bir şeyi haciz etti. Arkadaşlar işte icra iflas kanunu 82'ye aykırı haciz yaptı. O zaman ne yapacağız? İcra mahkemesine şikayet edeceğiz. Biraz önce ne demiştik? İcra dairesi çalışanları
icra mahkemesine bağlı değildir. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Ama icra mahkemesinin denetimi altındadır. Ben teşekkür ediyorum. Dersi nasıl işleyeceğimizle ilgili sizi biraz aydınlatmaya çalıştım. Derslerimizde tekrar görüşmek üzere sizi Ankara'dan selamlıyorum. Onu şeyden eğitim koçundan bilgi alabilir misin sevgili Yaşar? Henüz ders programıyla ilgili bilgim yok. Ama genelde Feyza'cığım selamlar. Akşamları aynı saatlerde yapıyoruz derslerimizi. O zaman derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.